Düşünüyor ki bu ama az önceki yayınladığınız bölüme ilişkin ihtimallerinizi de öğrenmek şimdi, istiyorum. Ben yani beyefendinin değerlendirmesine aşağı yukarı katıldığımı söyleyebilirim. Şimdi görevden alınmaya dair bir bilgi gelmiş olabilir ve bu tip dizilerde senaristler başka dizilerde de oldu bu. İşte bir ara Kurtlar Vadisi dizisi için de aynı şey söylendi. Eğer iyi haber alan kaynaklarınız varsa yani iktidarla ama siz katılıyorum dediniz Faruk, hayır, öyle bir şey söylemedi sizin. Bakın senaristlerin varsa eğer. Hı-hı. Ya da tesadüftür, iki şeyden biri. Yani biz ancak bu dizi hakkında spekülasyon yapabiliriz. Spekülasyona gerek yok. Ama şunu söyleyebilirim ben. Savcı Öz'ün görevden alınması aslında istihbarattan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in görevden alınmasıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir sürecin sonucudur. Öyle bakmak lazım. Şimdi Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın ve Oda TV baskınının Ergenekon davasında bir kırılma yarattığı açık. Biraz önce de arada söz etmiştim. Şimdi Metropolitan Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre. Metropol. Şirketinin yaptığı araştırmaya Özel göre. Özel Sencer'in hışmından evet. Gayet iyi bildiğimiz ve korktuğumuz için evet, hemen. Metropol Araştırma dedim. Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre Ergenekon davasına inananların oranı %31. Bir daha altını çizelim. %46'sı bu davanın gerçeklerle ilgisi olmadığı ve haksız olduğunu düşünüyor. Gerisi de kararsız. Bu yüzden mi alındı Zekeriya abi? Bakın o kararsızlık da aslında bu davaya bir inançsızlığın işareti. Yani yaklaşık %70, nüfusun %70'i bu araştırmanın sonucuna göre diyorum. Bu davanın adil ve hukuk ilkelerine uygun bir şekilde yürütüldüğüne inanmıyor. Şimdi dolayısıyla bizatihi bu davanın kendisinin itibarı, şu an itibarı, kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Zaten yerlerde sürünen bir itibarı var. Bir, yeniden itibar kazandırmak için. İki, yıpranan bu ekibin yenilenmesi için. Üç, tabii üst üste yapılan hatalar nedeniyle de. Ve daha da önemlisi, hükümeti bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakma ihtimali de çok yüksek. Hükümetin rahatsız olduğu açık. Bakın, AKP Grup Başkan Vekili bu şık olmadı, doğru olmadı dedi. Bekir Bozdağ, bakın Bekir Bozdağ bu şık olmadı dedi. Tayyip Erdoğan, Başbakan Tayyip Erdoğan da bu açıklamanın kendisi doğru değil dedi. Bakın, o partinin genel başkanı ve başbakan. Dolayısıyla burada bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Şöyle bir değerlendirelim. Abdullah Gül rahatsızlığını ifade etti. Açıkça ifade etti. Bu kaygılıyım sözünü mü diyorsunuz? Kaygılıyım sözünü. Yoksa dün Turgut Kazan'ın açıkladığı basın konseyinin evet, o da dahil. Cumhurbaşkanıyla o da dahil. Görüşmesi. Evet. Kaygılıyım Bey, ve sonrası. Siz haberdar mıydınız basın konseyinin Cumhurbaşkanıyla şöyle, görüşmesinden? Şöyle Gökmen Bey bir tamamlarsam ben iki cümleyle tamamlayayım aktaracağım hemen. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaklaşımı ve son operasyonlar bu davanın hakikaten şeyinden, şirazesinden çıktığını, yani öngörülen sınırlarda aştığını, bir tür intikam davasına dönüştüğü şeklinde bir izlenime yol açtı. Son ilahiyatçılar operasyonu. Şimdi bakın, Şahin Filiz, Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesördü. Şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde profesör. Şimdi bunun Kemalist bir ilahiyatçı olduğu biliniyor. Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazmaya başladı. Diğerlerine bakıyorsunuz. Şimdi bunların ortak özelliği ya Kemalist ya da cemaatle bağlantılı değil. Zekeriya Beyaz'ın kızı. Zekeriya Beyaz şey bir magazin malzemesidir. Yani Seda Sayan'ın sabah programından tutun kadın programlarına kadar her yere çıkan bir isim. Fakat kızı evinde yapılan araştırmada sadece Saide Nursi hakkında yaptığı bir araştırmanın belgelerinin, dokümanlarının alındığını söylüyor. Şimdi ilginç bir durum var. Yani burada öyle anlaşılıyor ki bir merkez kaç kuvvet olarak cemaatin hükümetle koordinasyon içinde olmadan hükümeti zor durumda bırakacak seçim öncesinde bağımsız ya da özerk adımlar attığı ve bunun bir rahatsızlık yarattığı anlaşılıyor. Ve zaten Hüseyin Bilerek Gerçek... mi zor durumda bırakacak? Şimdi Gökmen Bey adımlar. Burada bakın, burada olmayan kişilerle ilgili böyle itham edici, biz bunları dinlemeye mi geldik bu programa? Yani rica ederim. Bir saniye, hangi kısmını söylediniz? Siz bu bir değerlendirme, katılırsınız ya da katılmazsınız. Yani dinlemeyin. Yani hemen cevap verin. Siz de biraz önce bir sürü insan hakkında burada olmayan kimseyle ilgili bir şey söylemedim Gökmen Bey. Şimdi o bitirsin şu zirve yayın eviyle ben de konuşayım. Ben zaten demin size soru yöneltim. Ben bitirdim. Twitter'a mı dalmıştınız? Ne yapalım? Almıştı, cevap Hüseyin vermedi. Bilerci'nin makalesini arıyordum. Bir de özel, yani dünyanın başka yerlerinde de özel savcılar var. O özel savcılar da zaman zaman ağrı